Elbette gökten yağışığında halk arasında bereket yayar deyip biliyoruz. Yönükavir yurtlarda gökten kurbağa, balık, möy, kurçuk yağlı zatları hem yayar. Gelin bu videomuzda bu zatları birlikte görelim. Kurbağa yağışı. 1960'lı yıllardan beri Japonya'da görülüp gelen bu yağış, denizde emele gelen güçlü haradadın ve tövülüğün neticesinde kurbağa doğulu yapların içine girip, tövülüğün kömeğülüğün içindeki zatları başka yerlere akıdıp bilirler deyip alımlar ve meteorologlar anıklaptırlar. Golf toplarının yağışı 1969 yılı 1 sentyavrında Amerika'nın Florida şehrinin yaşayıcıları ertir irden turun buldu, köçemizde golf toplarının barlarını görüp hayrana kaldık. Hava havar kulluğunun aitmanı göre, çol tövörükte golf oynayan meydançıların köplüğü ve golf toplarının akıdilmek için üçürülüp koyulan vakti üstüne güçlü tövörlüğün gelme neticesinde köçelere yağındır deyilip çakmanılıyor. Yerganet yağışı. Bilsimiz Ali Avustralya materyagi özünün üç köçük hayvanları bilen görünleri hayrana koyar. 2018 yılın yanvar ayının içinde Avustralya'da rekord bir kızgınlık yüze çıktı. Avustralya'nın deniz kırlarında yerleşen şehirlerin yaşayıcıları salkınlamak için denizlere hücum ettiler. Bu kızgınlığa öğrenişmeyen yırganatlar denizin kırasında yerleşen şehirlere göçmene başladılar. Hava havar kulluğunun aitmeğine göre yırganatlar bular yer sıcaklığı görmediği için şehirlere göçmeye mecbur olupturlar. Bu kızgınlığın neticesinde 100 binden köp yırganatın ölümüne sebep olupdur. Balık yağışı. Yine de Avustralya materyalinde bolup geçen bir vaka. Avustralya'nın gün ortasında yerleşen Lajamona Ovası'nda 2010 yılın Mart aylarında balık yağışı görüldü. Bu ovanın yerli yaşayıcısı Mark Karsmakers, yağışlı bir havada irden dükkana zat almak için bar yardım, elimde sayavan vardı. Ve kıyıkı vaktan dükkana yetmek hem yağışı başladı ve iyi sürede el yağlı balıklar yağıp sayavanım dövüptü, deyip jurnalistlere görün veriptir. Bu balık yağışı dünya alımlarını kul hayrana koydu. Meteoroloji hava havar kulluğunun aitmanı göre balık dolu göllerin, denizlerin üstünden güçlü harasatlı tövüleyin bulmağı neticesinde balıkları yukarı alıp ova zınındır deyip çaklandılar. Kan renkli yağış. 2001 yılın sentyavr ayında Hindistan'ın Kerala deyilen yerinde yağış kızıl renkte yağdı. Hint alımları bu yağışın hem için yağınlığını anıklayıp bilmediler. Ve 2014 yılda Zamora İspanya'da hem kan renkindeki yağış yağdı. Yağış yağıp başlan vakti İspanya'nın yerli yaşayıcıları kendini sürmediler. Bir neçe vaktan sonra yollardaki çukurların kızıl şeklinde sudun dolmağı neticesinde yerli yaşayıcılar aladağa alıp başladılar. Hava havar kulluğunun aitmanı göre sular yağlı yağış Hindistan'da hem görülünlüğü aydınlıktır. Alımlar bu yada anıklamak için İspanya'daki Salamanca Üniversitesi'ne bu yağışın az meçbür laboratuvarı alıp gittiler. Laboratuvarın neticesinde alımlar yağışı kızıl renkli beren elementi anıkladılar. Elementin adı Pluvialis. Bu element şemal ile yağışa karışıp yağışın renkini kızıl edip biliyor deyip alımlar halka duyurdular. Bu ziyansız element yerli yaşayıcının en ilişkilerini yokup tarihte iyi koydular. Amerikan hazcığı yağışı, yani Amerikan dilinde iguana deyilip bilinen hazcık. 2018 yılda Amerika'nın en köp turist gelen şehri olan Florida'da son 28 yılın devamında yağan güçlü kar yağdı. Karın yağma neticesinde kevr hayvanlar donup yerli yaşayıcıların öylerini ve bağlarını düştüler. Hava havar kulluğu bir günün yerli yaşayıcılara havanın düşüklüğü ve iguanaların ve kevr hayvanların yerlerde donup kalacaklığı halka havar edilip İguanalar bu soğukluğa cidap bilmen ağaçlardan yollara düşüptürler.
Kavr iguanalar donup ölse de, kavr iguanalar havanın kızma neticesinde canlanıptırlar. Möy yağışı. Brazilya'nın Santo Antônio şehrinde 2015 yılın Ağustos ayında möy yağışı görüldü. Şehrin yerli yaşayıcısı yaş suratçı Mark Williams öz dostunun toyunda suratçı bolup gidipti. Ve şol gün asmanda milyonlap milyonlap möyün geliyenini görüp ul hayrana kaldı. Ve bu asmandaki kenepli möyleri videoya alıp YouTube'a yükledi. Alımlar bu real yağdaya möylerin pasıldan pasla göç ettiğinliğini aydıp, şehrin yakında yerleşen Toko'ya yerleşen ligini aittiler. Urçuk yağışı. 2015 yılın kış aylarında Norveçya'nın gün ortasında urçuk yağışı görüldü. Kış aylarında karta tipik yörün biyolog alım Carsten Erstad, karın üstünde kum kurçuklarını taptı. Ve bu kurçuklar yerin aşağından gelen deldir ve asmandan yağındır deyip alımlara aitti. Bunlar real yağdayı Norveçya'da 1920 yıllardan beri devam etkiler. Kanalizasyonun üşürülen yerine güçlü harasat ve tövülüğün neticesinde kurçukları asmana kaldırıp, kurçuk yağışının bolmağına sebep olup bilir deyip alımlar çaklaptır. Et yağışı. 1976 yılın martında Amerika'nın Kenton deyilen yerinde asmandan çılgı et yağdı. Bu etlerden iki batır adam iyi göründü, tağımının bir koyununki ya da bir suğununki meydanlığına aydıptırlar. Bu etlerden laboratuvarya ekidip görülündü, etin atın böğrüğü ya da adamın böğrüğüne meydanlığına aydıptırlar. Bu etin ne edip yağındığı alımlar tarafından bilinmeyer. Tort pudra yağışı. 1969 yılda Gunorta Carolina şehrinin Chester Ovası'nın yanındaki Borden fabrikasında önümlerine ütküçüklük gizlemekçi buldular. Kalıverse de bu pudra fabrikanın havalandırma ventilatöründe kaldı. Fabrikanın yanındaki Chester Ovası'na kar yağan yağlık edip pudranın yağmana sebep buldular. Ova yaşayıcılarının şahsi maşinlerine ve mal mülklerine yokuşan pudra fabrikanın işçileri bilin birlikte arasılandı. Videomuzu halen olsanız, videomuza like basmayı, bana olduğu vermek için ağza bulmayı unutmayın. Ve size öz fikirlerinizi, düşüncelerinizi videomuzun aşağıdan koment yazabilirsiniz. Sağ olun.